Aldehit ve ketonların fiziksel özelliklerine geçmeden önce bu fonksiyonel grupların adlarının nereden geldiğini anlatmak istiyorum. Aldehit ve ketonları elde etmenin yollarından biri alkolü yükseltkemektir. Sol taraftan başlarsak burada bir metanol olduğunu görebiliyoruz. Bunu sağ taraftaki metanal molekülüne yükseltgeyebiliriz. Bunu formaldehit şeklinde de ifade edebiliriz. Buradaki atomları incelediğimizde sol ve sağda birer karbon, yine sol ve sağda birer oksijen, solda 4 hidrojen ve sağda 2 hidrojen olduğunu görüyoruz. Yani 2 hidrojen kaybederek metanolü metanal molekülüne çevirebiliriz. İşte aldehitlerin ismi de buradan geliyor. Buraya alkol ve dehidrojenasyon kelimelerini yazalım. Bu ifade hidrojen kaybettiğimizi gösterir. Yakından bakarsanız aslında bu iki kelimenin kısaltmasının aldehit olduğunu görebilirsiniz. Al ifadesi alkolden geliyor. Dehit ise dehite dönüşüyor ve aldehit oluyor. Şimdi de ketonlara bakalım. Soldaki bu alkolü propanol molekülüne ya da diğer adlarıyla izopropanol, izopropil alkol veya basit ispirtoya yükseltgeyebiliriz bu molekülü yükselt gelsek sağdaki molekülü elde edebiliriz. Burada 3 karbon var. 3 karbonlu bir keton propanon olarak adlandırılır. Ancak kimse buna propanon demez. Bu aslında oldukça bilinen bir molekül. Aseton molekülü. Eski Almanca'da aseton kelimesinin aketon şeklinde yazıldığını düşünürsek keton kelimesinin nereden geldiğini kolayca anlayabiliriz. Baştaki A harfini atarsak keton ifadesini elde etmiş oluruz. Bu isimlerin nereden geldiğini öğrenmek bence çok ilgi çekici bir konu. Fiziksel özelliklere gelirsek. Bunları ve aldehit ve ketonların kaynama noktasını bulmak için sondaki bu iki moleküle bakalım. Soldaki iki propanol molekülünü alalım ve asetonla bunun kaynama noktasını karşılaştıralım kaynama noktalarından bahsederken moleküller arası kuvvetleri de hesaba katmamız gerekir. Buraya iki tane izopropanol molekülü çizelim. İlkinde burada bir oksijen var. Burada da hidrojenimiz var. Oksijenin hidrojene göre daha elektronegatif olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu bağdaki elektronlar oksijene doğru çekilir. Bu da oksijenin kısmi negatif Hidrojenin kısmi pozitif yüklü olmasına sebep olur. Başka bir izopropanol molekülü geldiğinde de aynı durum görülür. Bunu da çizelim. Oksijenin kısmi negatif, hidrojenin ise kısmi pozitif yüklü olacağını söyleyebiliriz. Zıt kutupların birbirini çektiğini biliyoruz. Dolayısıyla bu kısmi pozitif yük kısmi negatif yüke doğru çekilir. Moleküller arası bu kuvvette hidrojen bağlanması ya da hidrojen bağı olarak adlandırılır. Burada hidrojen bağına bir örnek görüyoruz. Bu bağda bir hidrojenle flor, oksijen veya azot gibi oldukça elektronegatif atomlar arasında görülür. Bu hidrojen atomunun başka bir elektronegatif atomla bağ kurması gerekiyor. Burada bir oksijenimiz var. Yani bu bağda hidrojen bağına bir örnek. Bunun en güçlü moleküller arası kuvvet olduğunu söyleyebiliriz. Bu molekülleri birbirinden ayırmak için fazla miktarda enerji ve ısı harcanması gerekir. Dolayısıyla izopropanolün kaynama noktasının nispeten yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Bu molekülün kaynama noktası yaklaşık olarak 83 santigrat derecedir. Şimdi de bunu asetonla karşılaştıralım. Buraya bir aseton molekülü çizelim. Buradaki oksijeni karbonil karbonla karşılaştırırsak oksijenin daha elektronegatif olduğunu ve burada bir kutuplaşma olacağını söyleyebiliriz. Oksijen elektron yoğunluğu çekeceğinden kısmi negatif yüklü hale gelir. Buradaki karbonil karbonun da elektron yoğunluğu azalacağından kısmi pozitif hale geleceğini söyleyebiliriz. Yani burada bir dipol söz konusu. Bu molekülde dipol momenti var. Buraya başka bir aseton molekülü eklediğimizde de durum değişmez. Oksijen yine kısmi negatif, karbonil karbonda yine kısmi pozitif olur. Dolayısıyla kısmi negatif oksijenle kısmi pozitif karbonil karbon arasında bir çekim olduğunu söyleyebiliriz. Burada iki dipol arasında bir çekim var. Moleküller arası başka bir kuvvet olan bu durumda dipol-dipol etkileşimi olarak adlandırılır. Aslında hidrojen bağının da çok güçlü bir dipol-dipol etkileşimi örneği olduğunu söyleyebiliriz. Dipol-dipol etkileşimleri hidrojen bağı kadar güçlü olmadığından aseton molekülleri izopropanol molekülleri kadar birbirini çekmez. Dolayısıyla aseton moleküllerini ayırmak için o kadar çok enerji gerekmeyeceğinden kaynama noktasının da daha düşük olduğunu söyleyebiliriz asetonun kaynama noktası yaklaşık olarak 56 santigrat derecedir. Bu iki sıcaklık değerinin de oda sıcaklığından yüksek olduğunu ve kaynama noktalarının da oda sıcaklığından yüksek olacağını gördük. Dolayısıyla oda sıcaklığında ve basınç altında iki propanol ve aseton molekülleri sıvı halde bulunur. Şimdi de başka molekülleri karşılaştıralım. Buradaki moleküllerin hepsinde 3 karbon var. Sol tarafta bir propan olduğunu görüyoruz. Propanın kaynama noktası yaklaşık olarak eksi 42 santigrat derecedir. Bunun da oda sıcaklığının oldukça altında olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü oda sıcaklığı 20-25 santigrat derece arasındadır. Propanın kaynama noktası oda sıcaklığının bir hayli altında olduğundan propanın gaz olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla buradaki propan gaz halde bulunur. Moleküller arası kuvvetler açısından alkanları bir araya getiren tek moleküller arası kuvvetin London dağılım kuvvetleri olduğunu söyleyebiliriz. Bunu yazsam iyi olacak. Şimdi de bir aldehiti inceleyelim. Burada 3 karbonlu bir aldehit yani bir propanol olduğunu görüyoruz. Diğer adıyla propionaldehit. Propanalin kaynama noktası yaklaşık 50 santigrat derecedir. Bu sıcaklık oda sıcaklığından yüksek olduğundan propanelin sıvı halde olacağını söyleyebiliriz. Az önce asetonu incelemiştik. Kaynama noktası yaklaşık olarak 56 santigrat dereceydi. Hem propanol hem de asetonda moleküller arası dipol-dipol etkileşimi olduğunu görüyoruz. Asetonun nasıl olduğunu az önce görmüştük. Aynı durum buradaki aldehit içinde geçerli. Burada bir kısmi negatif bir de kısmi pozitif yük var. Dolayısıyla propanal molekülleri arasında dipol dipol etkileşimi olacağını söyleyebiliriz. Alkanda London dağılım kuvvetleri, aldehit ve ketonda ise dipol dipol etkileşimi olduğunu görmüş olduk. Son olarak burada bir alkol molekülümüz var. Burada iki propanol değil bir propanol var. Bu molekülün kaynama noktası da yaklaşık olarak 97 santigrat derece. Bir propanolde tabii ki hidrojen bağı görülür. Aslında kaynama noktalarının moleküller arası kuvvetleri yansıttığını söyleyebiliriz. Hidrojen bağı dipol dipol etkileşiminden daha güçlü olduğundan alkollerin kaynama noktasının aldehit ve ketonlara göre daha yüksek olduğunu ancak aldehit ve ketonların kaynama noktasının da alkanlardan daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü dipol dipol etkileşimi London dağılım kuvvetlerinden daha güçlü bir kuvvettir. Şimdi de çözünürlüğe bakalım. Az önce kaynama noktalarını incelemiştik. Şimdi de suda çözünürlüğe bakalım. Bunu yazsam iyi olacak. Çözünürlük. Burada örnek olarak asetonu inceleyebiliriz. Buraya bir aseton molekülü çizelim. Oksijenin ortaklanmamış elektron çiftlerini yerleştirebiliriz. Burada da kısmi negatif yüklü olan oksijen elektron yoğunluğunu çekeceğinden daha negatif hale gelir. Karbonil karbonda daha pozitif hale gelir. Yani bu aseton molekülünde bir kutuplaşma, yani polarlık durumu olduğunu söyleyebiliriz. Suda çözünürlüğe bakmak için su molekülünün nokta yapısını inceleyelim. Suyun da polar olduğunu biliyoruz. Yani bu elektronlar ve buradaki bağ oksijene doğru çekilir. Bu elektronlar oksijene doğru çekildiğinden oksijen kısmi negatif, hidrojende kısmi pozitif yüklü olur. Bu kısmi negatif ve kısmi pozitif arasında bir çekim kuvveti olduğunu söyleyebiliriz. Moleküller arası kuvvetler açısından bu hidrojen bağına bir örnektir. Bundan dolayı da asetonun suda çözünür olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca aynı yapıların birbirini çözdüğü gibi polar da poları çözer. Önceki örnekte unuttuğum bir noktaya da değinmek istiyorum bazı durumlarda aseton moleküllerinin neden birbirleriyle hidrojen bağı kuramadığı tam olarak anlaşılamayabilir. O yüzden geri dönüp bu iki moleküle tekrar bakalım. Burada hidrojen bağı ihtimaline bakıyoruz. Bu karbona bir hidrojen bağlı. Ancak aslında sorun tam da bu. Bu hidrojenin bir karbona bağlı olması. Bu hidrojen oksijen gibi bir atoma bağlı değil. Diğer örnekte oksijene bağlı olduğunu görmüştük. Dolayısıyla Aseton molekülleri arasında hidrojen bağı görülmesi mümkün değildir. Çünkü burada hidrojen oksijene değil, karbona bağlı. Aseton molekülleri arasında hidrojen bağı mümkün olmasa da, hidrojen bağlarını aseton ve su molekülleri arasında görebiliriz. Bu da asetonun suda çözünür olduğu anlamına gelir. Diğer küçük aldehitler ve ketonlar için de aynı durum geçerlidir. Küçük aldehitler ve ketonların da nispeten suda çözünür olduğunu söyleyebiliriz. Ancak zincirin uzunluğu arttığında, örneğin ketona veya aldehite bağlı alkil gruplarını ele alalım. Aldehit veya ketona bağlı karbon sayısı arttıkça bu durum molekülün apolar özelliğini daha da arttıracaktır. Yani zincir uzunluğu arttıkça molekül de daha apolar hale gelir ve bu da sudaki çözünürlüğü azaltır.